Bu hafta bir microcontroller ünitesinin başka bir device ile iletişim yapmak istediğinde kullanacağı iletişim protokollerine bakacağız. Bunlardan en popüler olanları Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART yani seri port, Inter Integrated Circuit, buna I2C veya I2C diyorlar. Son olarak da Serial Peripheral Interface ya da SPI. Bizim baktığımız communication mod bu, şu. Bir tane microcontroller'ımız var. O microcontroller bir kablo veya kablosuz olarak başka bir microcontroller'a bağlı oluyor. Yani bağlanıyor olabilir. Biz daha çok kablo kullanacağız tabii ki. Ama kablosuz iletişimde mümkün. Mesela Bluetooth kullanıyor olabilirsiniz. Veya Wi-Fi kullanıyor olabilirsiniz. Bir MCU başka bir laptopa ve PC'ye bağlı olabilir. Çoğunlukla bu UART ve USB üzerinden yapılır. Veya microcontroller bir tane sensor board'a bağlı olabilir. Mesela LCD gibi, touch screen gibi, EEPROM gibi, DAC gibi yani Digital to Analog Converter gibi bir sürü sensor board'un komünikasyonu genelde I2C veya SPI üzerinden yapılır. Bu sayede microcontroller'dan bu device'a bağlantı gerektiren kablo sayısını çok azaltmış olursunuz. Onun için mesela piyasada bu tür sensör boardlara baktığınızda bir normal satarlar. LCD için konuşalım. LCD'yi bu derste gördüğümüz için konuşuyorum. Bir de LCD'ye bir tane I2C interface takarlar. Bu sayede sadece iki kablo kullanarak bir LCD'yi kontrol etme şansınız olur. Yani kablo sayısını azaltmak için kullanılıyorlar özetle. Yani bottom line bizim bu derste baktığımız komünikasyon modelinde microcontroller'la komünike eden device back to back bağlı. Yani hemen birbirlerine direkt bağlı. Arada başka device'lar yok. Mesela yani hub'lar gibi veya switch'ler gibi, router'lar gibi başka device'lar yok. O çünkü wide area communication'a giriyor ve onu önümüzdeki dönem computer network dersini aldığınızda bütün bir ders olarak göreceksiniz. Çok daha kompleks bir topic. Şimdi burada komünikasyon protokollerine geçmeden önce birkaç terminolojiyi clear etmekte fayda var. Komünikasyon yani iletişim iki türlü olabilir. Birisi serial, öteki de paralel komünikasyon. Burada ikisinin de örnekleri de var. Mesela paralel komünikasyonda diyelim 8 bit göndereceksiniz. O 8 bitin tamamı aynı anda farklı kablolar üzerinden gider. Bakın burada 8 tane kablo var. Gönderdiğimiz bit sequence 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Şöyle bir bit sequence gönderdiğinizi farz edin. Bu sequence'un her birinin farklı kablolar üzerinden gittiğini görüyorsunuz. Yani 0. bit bir kablodan, 1. bit bir kablodan. Dolayısıyla burada şeye baktığınız zaman yani böyle bir ne diyelim sample'a baktığınız zaman time'a burası zaman çünkü bu zamanda bu bitlerin hepsinin üst üste çakıştığını görürsünüz. Aynı 8 bite karşılık gelen bitlerin farklı kablolardan giderken time domain'de bunların bir üst üste çakıştığını görürsünüz. Seri komünikasyona geçtiğinizde buradaki bitler arka arkaya gönderiliyor. Bakın burada önce 1 gönderilmiş, sonra 1 0 0 0 0 1 0. Onun için seri komünikasyonda kablolar arka arkaya gönderilir. Yani one after the other. Tabii ki buradaki komünikasyon protokolü yani bu data bitleri kablolu da olabilir, kablosuz da olabilir. Mesela Wi-Fi'de, Bluetooth'ta şurada bir kablo yok ama yine seri communication'dan bahsediyoruz. Yani bottom line paralel communication'da birden fazla kablonuz var. Göndereceğiniz bit sayısı kadar kablonuz var ve orada bitler paralel gidiyor. Bir clock cycle'da bütün bitler her bir bit farklı bir kablodan gidecek şekilde gönderiliyor. Burada ise her bir bit arka arkaya gönderildiği için bit sayısı kadar clock cycle'a ihtiyacınız var. Bunu transmit etmek için. Nerede kullanılıyor paralel communication veya seri communication? Paralel communication'ı daha çok bir bilgisayarınızın içinde CPU'daki register'larla arithmetik logic unit arasındaki communication'da veya CPU ile RAM arasındaki communication'da görürsünüz. Çoğunlukla bu tür diyagramlara karşılaştığımız zaman ki önümüzdeki dönem architecture dersinde bunları göreceksiniz. Ben sadece bir ön bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi CPU'ya baktığınız zaman register'lar var. Tabii ki register based architecture'dan bahsediyoruz. Yani accumulator based architecture'da bir tane register var. Bizim PIC'te olduğu gibi. Şöyle bir database var. Bunun içinde yani register'ları arithmetik logic unit'e bağlayan bir internal database olmak zorunda. Onun genişliğini şöyle çizerler. Buraya 32 ve 64 yazarlar. İşte bir CPU'nun 32 bit olması veya 64 bit olması bu demek. Buradaki data şeyinin genişliği aynı zamanda tabii ki register'ların genişliğine karşılık geliyor. Register'lar
Yani burada data basınız 64 bitse registerlarınız da 64 bittir. Başka türlü bunu 64 bit yapmanın bir anlamı yok. Aynı şekilde aritmetik logic ünite bunlar geliyor buradan giriyor buradan çıkan data. Dolayısıyla bu da 32 veya 64 bit. Yani şu andaki şey arkitekçelerden bahsediyorum. Bizim kullandığımız basit microcontroller'lar nasıldı? 8 bitti değil mi? O yüzden buradaki data şey bit data bus genişliği 8'di biliyorsunuz. Hem Atmega için geçerli bu yani Arduino üzerindeki hem de Arduino Uno tabii ki hem de PIC16F877 için 8 bitlik arkitekçiler demiştik. Şuradaki data bus'un 8 kanaldan oluşuyor olmasından dolayı. Fakat burada bakın buradan gelen bir şey data 8 tane burada kablo var. Bir cycle'da buradaki bir şey register'daki değer arithmetic logic unit'in bir şeyine gider. Çünkü burada kanal sayısı 32 veya 64 veya 8, 16 neyse kaç bitlik bir device kullanıyorsanız. Aynı şey RAM ile şey, CPU arasındaki communication için geçerli ki ona literatürde front side bus derler. Bu genelde 32 veya 64 bittir. Depending on the architecture. Front side bus ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız Wikipedia'da front side bus yazın. Burada daha fazla bilgi bulursunuz. Bir de I/O device'larının bağlı olduğu bir bus var. Ona da PCI, PSP veya PCI-X diyorlar. Tabii şu anda PCI Express'e geçti bu. Eskiden paraleldi bu. Bu da 32 veya 64 bit olduğunu görürsünüz. Burada Ethernet kartınız var. Bakın USB hub, disk controller. Disklerde bir kontrol üzerinden bağlı. Keza sizin keyboardunuz, mouse'unuz bugün wireless veya wired. Bunlar USB üzerinden bağlı. O yüzden bir USB controller veya hub var. Burada bir PCI bridge var. Front side bus'ta I/O bus'ı birbirine bağlayan. Fakat burada da bakın 32 veya 64 bitlik bir kanal görüyorsunuz. Bu tabii ki PCI ve PCI-X eski komünikasyon interface. Onu da buradan detaylarını görebilirsiniz. Peripheral Component Interconnect. Burada değişik resimleri var. Bu şurada bir tane vardı. Onu göstereyim size. Bakın bu 32 bit ve 64 bit olması bu demek. Bu tür kartların eskiden bu PCI şeyine basına geçtiği noktalardı bunlar. Buradaki kablo sayısını görüyorsunuz. Tabii ki bu eski model. Bu 2004'te replace edilmiş. PCI Express var şu anda çoğu şeyin üzerinde. İlginç olan PCI Express'in artık seri komünikasyon kullanıyor olması. Yani artık şuradaki komünikasyon PCI Express kullandığınızda seri imiş. Ben de bunu yeni öğrendim size bakarken açıkça söyleyeyim. Bottom line, parallel communication daha çok şeyin içinde kullanılıyor. Birbirine yakın device'ten çok yakınsa mesela register'larla arithmetic logic unit birbirine çok yakın sonuçta veya RAM'le şey arithmetic logic CPU. Onun için burada parallel communication kullanılıyor. Bir cycle'da bütün bitler bir anda yola çıksın ve karşı tarafa ulaşsın şeklinde. Ama device'larınız birbirinden uzaklaştıkça paralel komünikasyon kullanmazsınız. Onun yerine seri komünikasyon kullanmaya başlarlar. O da burada. Eğer device'larınız birbirinden uzaksa, yani laptopla bir microcontroller'ı komünike ettiriyorsanız veya bir microcontroller'la bir dışarıdaki bir sensor board'u komünike ettiriyorsanız, daha çok bu tür komünikasyonlarda seri port, seri komünikasyonu kullanırsınız. Dediğim gibi seri komünikasyondaki model nasıldı? Bitler arka arkaya gönderiliyor. Yani aynı bir tane kablonuz var veya kablosuz. Burada bitler önce birinci bit gönderiliyor, sonra ikinci bit, sonra üçüncü bit. Bitler arka arkaya gidiyor. Yani time domain'de baktığınız zaman bitlerin arka arkaya sıralanmış kamyonlar, bunların her birini bir kamyon gibi düşünün. Kamyonlar burada arka arkaya gidiyor. Burada ise bakın 8 tane lane olan bir yol var. Şerit sayısı 8 tane. Onun için her bir şeritte aynı anda paralel olarak gidiyorlar. Burada ise arka arkaya gidiyorlar. Fakat modern komünikasyon şeklinde modern komünikasyon protokollerinin tamamı işte UART'den tutun I2C, SPI, USB, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi aklınıza gelen neredeyse bütün komünikasyon protokolleri seri komünikasyon kullanır. Bu seri komünikasyon dediğim gibi şu andaki yani bunun detaylarını mesela Ethernet olsun, Wi-Fi olsun bunu önümüzdeki dönem network dersinde göreceksiniz. O yüzden onu çok bu derste cover etmek istemiyorum. Benim bu dersteki konsantrasyonum UART, I2C ve SPI. İkinci parametre komünikasyonda komünikasyonun synchronous mı asynchronous mı olduğu. O da şu demek. Synchronous komünikasyonda data şeyinin yanında, kablosunun yanında tabi bu dediğim gibi kablolu veya kablosuz olabilir. Bir de clock kablosu var. Ayrıca bir de clock yani clock'un gönderildiği bir kablo var. Clock'u da buradan gönderdiğiniz zaman
karşı tarafta gönderilen datayı sample edip datanın ne olduğunu anlamak çok kolay oluyor. Mesela burada bakın clock da çizilmiş. Şurada data giderken aynı zamanda clock da gönderiliyor. Genelde bu datayı clock'un tam ortasında şey yaparsınız, sample edersiniz bu tarafta. Yani buradan clock geldiği zaman clock'un tam ortasında şuradan gelen kabloyu sample ederseniz buradaki datayı recover etmiş olursunuz. Sonuçta burası bir transmitter, burası receiver. Genelde buna TX, buna RX derler. Clone tam ortasında, yani clock da beraberinde gittiği için sender'ın hangi clock'la gönderdiğini receiver öğrenir clock üzerinden ve tam onun ortasında gelen datayı sample ederek bitleri recover eder. Yani burası encoding, burası decoding diyeceksiniz buna gelecek dönem network dersinde. Burada değişik teknikler var. Yani bu en basit encoding decoding tekniği. Burada bakın 1 1 0 0 0 0 1 0. Bu 8 bitlik sequence'u clock sizin elinizde olduğu için rahatlıkla sample edebilirsiniz. Buna synchronous communication diyorlar. Şeyi ne? Avantajı ne? Aynı dediğim gibi aynı şeyde sender'da receiver'da aynı clock kullandığı için çok daha reliable bir communication protokolü. Fakat dezavantajı ne? Ekstra bir clock şeyine ihtiyaç, kablosuna ihtiyacınız var. Yani clock'u da göndermek zorunda kalıyorsunuz. Bu kısa mesafeli komünikasyonlar için güzel. Yani biz I2C SPI'de bunu kullanıyorlar. Çünkü microcontroller'a bağladığınız sensor board arasında sonuçta distance çok az. Bunlar genelde üst üste yani çok tightly kapılabilerek şey yaparlar, paketlenirler değil mi? Mesafe çok az orada. O yüzden bir tane clock şeyi koymanızda mahsur yok. Ama aradaki mesafe uzadıkça mesela bir microcontroller'ınız burada, öteki device diyelim 2-3 metre uzakta, bir tane daha kablo çekmek masraflı hale gelebilir. Veya mesafe dediğim gibi metrelerce 50 metre 100 metreye çıktığını düşünün ki Ethernet'e falan baktığınızda veya Wi-Fi'ye burada bayağı bir mesafeli device'ların çok uzaklarda komünike ettiğini görüyorsunuz. Böyle bir durumda ikinci bir kablo çekmek istemezsiniz. Yani asinkronus komünikasyonda sadece onun için bir tane kablo var. Buradan gönderilen bir mesaj karşıya sadece bir kablo üzerinden gidiyor. Yani clock gönderilmiyor özetle. Clock gönderilmiyorsa asinkronus communication yapıyorsunuz ki bu da burada onu söylüyoruz. Burada bakın bir tane clock var. Şeyde clock yok. Bakın data kablosu var. Buradan device'tan bir şey gönderiyorsunuz. O kablo üzerinden karşı tarafa gidiyor. Bu ne demek? Avantajı tabii ki bir clock cycle'a, clock'a ihtiyacınız yok. Fakat clock göndermiyorsanız bu sefer karşı taraf gönderilen data'yı hangi aralıklarla sample edecek? Sonuçta her ikisi de kendi clock'unu kullanacak. Bunun clock'u ile bunun clock'u birbirinden bağımsız. Dolayısıyla bu adamın da device 2'nin, burada receiver diyelim buna, bu transmitter bu receiver olsun. Receiver'ın da clock'unun bir şekilde doğru senkronize edilerek doğru zamanlarda gelen data'yı sample edip recovery yani decoding yapabilmesi lazım. Bu ne demek? Clock'ları senkronize etmek için mekanizmalara ihtiyacınız var. Yani sender'ın clock'uyla receiver'ın clock'u birbirinden bağımsız olduğu için clock'ları senkronize edebilmek için mekanizmalara ihtiyacınız oluyor. Bunu dediğim gibi yine önümüzdeki dönem network dersini alacaksınız. Orada Ethernet paketini bakınca orada anlayacaksınız. Ethernet bir asinkronus komünikasyon protokolü. Yani clock gönderilmiyor. Sadece transmitter receiver şeyleri var. Tabii full duplex, half duplex komünikasyon var. Ondan da pek bahsetmedim şeyde. Burada burada bir half duplex olduğunu kabul ettim. Yani bir device var. Karşı tarafta bir device var. Buradan bir şey gönderilirken sadece bu kablo üzerinde sonuçta bir tane mesaj gönderirsiniz. Buradan buraya mesaj giderken aynı zamanda device 2'nin de buraya bir şey göndermesini istiyorsanız ikinci bir kablo çekeceksiniz. O yüzden full half duplex'te tek kablo vardır, full duplex'te iki kablo vardır. Birinci kabloyu birinci device'tan ikinci device'a mesaj göndermek için kullanırsınız. İkinci kablo ise device 2'den device 1'e bir şey göndermek için kullanırsınız. Yani onun için şu andaki komünikasyon protokollerine bakarsanız onun çoğunun full duplex olduğunu görürsünüz. Yani Ethernet olsun, diğerleri olsun hep full duplex'tir. Ama biz burada şu anda half duplex bir komünikasyon için şey yaptık. Clock yok yani özetle. Clock olmadığı için her iki device'ın da hem sender'ın hem yani transmitter'ın hem de receiver'ın clock'ları birbirinden independent. Dolayısıyla o clock'ların bir şekilde senkronize edilmesi gerekiyor. Yani burada sizin aklınızda kalması gereken
bir komünikasyonda ne tür parametreler var, ne tür modeller var, onları genel manasıyla bilmenizde fayda var. İşte paralel seri komünikasyon dendiği zaman ne kastediliyor? Synchronous, asynchronous komünikasyon dendiği zaman ne bahsediliyor? Bunları genel manasıyla aklınızda kalması yeterli. Bakacağımız ilk komünikasyon protokolü UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Bunun synchronous olan versiyonu da var. Orada clock giriyorlar. Onu göstermeyeceğim ben çünkü daha popüler olan UART'tır. Asynchronous olan versiyonudur. Asynchronous olması ne demekti? Bir ekstradan clock pinine ihtiyaç yok. Yani clock information'ı transmitter'dan sender'a gönderilmiyor. Asynchronous bu demekti. İki tane data line var. Burada sol tarafta bir tane iki tane microcontroller'ı birbirine UART üzerinden nasıl bağlandığını gösterdim. Öncelikle ground pinlerinin ortak olması gerekiyor. Yani ikisinde ground'unun birbirine bağlı olması gerekiyor. Tabii ki bunlardan birinin transmit'i öbür microcontroller'ın receive pinine girmesi gerekiyor. Diğer microcontroller'ın transmit'i de bu taraftakinin receive pinine girmesi gerekiyor. Böylece bir iki tane data pin üzerinden full duplex communication yapabiliyorsunuz. Full duplex ne demek? Soldaki microcontroller sağdakine bir şey gönderirken aynı zamanda sağdaki de soldaki microcontroller'a şu pin üzerinden, mavi pin üzerinden bir şey gönderebilir. Yani data hem bu tarafa akabilir hem de bu tarafa. Bu aynı zamanda olur. Eğer bu kablolardan birisi olmasaydı bu ne demek? Sadece birisi gönderebilir, öbürü receive edebilir. Buna half duplex communication deniyor. Bunu dediğim gibi önümüzdeki dönem network dersi alacaksınız. Şimdi bu tür bir bağlantıya, yani bir microcontroller'ı başka bir microcontroller'a direkt olarak kablolarla bağladığınızda, birinin TX'ine öbürünün RX'ine bağladığınızda buna TTL connection diyorlar. Yani bu terimi duyarsanız transistor-transistor connection, transistor-transistor logic diye geçiyor bu. Eğer bir microcontroller'ı bir PC veya laptop'a bağlarsanız o ayrı bir connection biçim. Onu birazdan göstereceğim. PİK'e bakarsanız 16F877A'ya TX pini port C'nin 6. pini, yani 25 numaralı pin. Biliyorsunuz 40 tane pin var bu microcontroller'da. 25. pin TX pini, UART'ın TX pini. 26. pin ise, yani port C'nin 7. pini UART'ın RX pini. Arduino Uno'ya bakarsanız zaten bu mark edilmiş durumda TX ve RX şeklinde Arduino Uno'da. Dijital pinlerden 0 RX, 1 TX olarak, yani transmitter olarak mark edildiğini görürsünüz. Bu iki pin üzerinden seri communication yapar. Biz daha çok tabii ki Arduino Uno boardlarımızı PC'ye bağlayıp da programladığımız, yani laptopumuza veya PC'mize bağlayıp da programladığımız için genelde bu iki pini orada data, yani seri port komünikasyonu yaptığımız için başka yerlerde pek kullanmazlar. Ona dikkat ederler. Sıfırla biri pek mümkün mertebe application'da kullanmamaya dikkat ederler. Bunu da bir side note olarak düşelim. Şimdi komünikasyona bakalım. Yani burada sonuçta bir tanesi transmitter, bir tanesi receiver. İki yönlü de olabilir. Biz sadece tek yönlü komünikasyona bakacağız. Öbürü de aynı çünkü. Bir tane transmitter var, bir tane de receiver var gördüğünüz gibi. Şu kırmızı kabloda transmitter'dan receiver'a datanın nasıl gittiğine bakalım. Tüm komünikasyon protokollerinde olduğu gibi data paketler üzerinden gidiyor. Sonuçta bir digital communication var burada. Datayı paketlere bölüyorsunuz. Dediğim gibi bunu önümüzdeki dönem network dersini alınca daha iyi anlayacaksınız. Her bir protokol layer'ının bir paket structure'ı var. Onlara bir paket structure içinde gönderiliyor. Şimdi UART'ın paket structure'ına bakarsanız bir tane başlangıçta bir bitlik bir start biti var. Daha sonra 5 ile 9 bite kadar gidebilecek bir data frame var. Asıl datayı burada gönderiyorsunuz. Bunlar kontrol bitleri, diğerleri. Bir tane start bit, kontrol bit. 5 veya 9, 5'ten 9'a kadar, ki çoğunlukla 8 bit kullanılır, data frame bitleri var. Daha sonra optional olan bir tane parity bit var. 0 veya 1 bitlenmesinin sebebi bu. Çünkü optional. İsterseniz parity kullanabiliyorsunuz, isterseniz kullanmıyorsunuz. Sonunda da 1 ya da 2 tane stop biti var. Frame structure'ı bu. Buradaki kontrol bitlerin, yani şuradaki bütün parametreler başlangıçta setup sırasında belirleniyor. Yani bunu kafanıza göre belirlemiyorsunuz. Her iki tarafında aynı parametreleri kullanması lazım komünikasyon gerçekleştirebilmeniz için. Şimdi sırasıyla bu bitlere bakalım. Start bit, bir tane bir bitlik bir start bit var. Bunun sebebi şu. Normalde transmission line'e bakarsanız, yani TX'den RX'e giden şu line'dan bahsediyoruz. Şu line. Kırmızı olan şey, TX'den RX'e giden line'e bir osiloskop bağlarsanız
Normalde bunun logical 1'de durduğunu görürsünüz. Yani high olarak durur. Transmission yoksa eğer. Eğer herhangi bir şey transmit edilmiyorsa şeyde duruyor. Logical high'de duruyor. High voltage level'da duruyor. When it's not transmitting data normally. Şimdi transmission'e başlamadan önce bir şekilde yani bir nevi I'm starting the communication. I'm starting to send a sequence of bits demeniz lazım. Buna onun için bir tane start bit'e ihtiyacınız var. Start bit'in aslında bütün yaptığı şey bu. Şu şuraya bir tane sıfır yapıyorsunuz. Yani normalde transmission yapmıyorsanız line'ınız bir logical high'de duruyor. Logical yani bir nevi logical bir high voltage'da duruyor. Start bit'te onu sıfıra çekiyorsunuz. Yani buradaki start bit'in amacı bu. Yani burada söylenen de o zaten. The transmitting UART pulls the transmission line from high voltage to low voltage for one clock cycle, right? Bu ne demek? Bir de şimdi sıfıra düştü. Logical sıfıra düştü. Start biti bu. Bunu gördüğü anda receiver tarafı ne diyor? Ha, transmission başlıyor. Ona göre kendini ayarlıyor. Şimdi tabii ki transmission başladığına göre artık gelen datayı sample etmesi lazım. Sample edeceği rate de baud rate. Başlangıçta baud rate'i belirteceğiz o yüzden. Çoğunlukla biz hep 9600 kullanıyoruz ama bu 9600 ile baud rate 115200 hertz arasında değişebilir. Bu da yine setup'ta belirlenen bir parametre. Data frame'in kendisine gelirsek burada 5 ila 9 bitten oluşan bir data frame var. Yine kaç bit kullanacağımızı başlangıçta belirtiyoruz. Biz çoğunlukla 8 bit kullanılır. 9 bitte kullanabilmeniz için parity olmaması lazım. Yani normalde 8 artı parity olarak düşünülmüştür bu. Ama parity kullanmazsanız bu parity bitinin yerine de data biti transmit edip 9 bite kadar çıkabilir. Burada söylenen bu. Transmission çoğunlukla least significant bitten, yani bir 8 bitlik bir data gönderiyorsanız onun en least significant bitinden başlayarak transmission yapılır. Parity bit az önce de söylediğimiz gibi amacı parity bitin transmission sırasında hata olup olmadığını detect etmek. Buna network terminolojisinde error detection correction deniyor. UART bir parity kullanıyor ama birden fazla parity biti kullanan protokoller de var. Birden fazla protokol parity veya bir veya birden fazla parity biti kullandığınız zaman transmission sırasında bitlerde hata olup olmadığına karar verip gerekirse bazen düzeltme de yapabiliyorsunuz. Onun için bunlara error correction, detection ve correction bitleri deniyor. Mesela Ethernet'i göreceksiniz önümüzdeki dönem. O CRC32 kullanıyor. Cyclic redundancy checks. O 32 bitlik başka bir sequence code, bir polinomun hesabından geriye kalanı remainder'ı kopyalıyor. Çok daha kompleks ve sağlam bir error detection metodu. Parity tabii ki çok basit bir metot. Ben detaylarına girmeyeceğim parity'nin. Önümüzdeki dönem network dersinde bundan da çok kısa bir şekilde bahsedeceklerdir. Yani gerekirse error detection correction için bir tane parity bit buraya ekliyorsunuz. Parity gönderilen data bitleri üzerinden hesaplanıyor. Even veya odd parity şeklinde. Biz yani benim verdiğim örnekte ben kullanmadım parity bitleri çünkü optional. Son olarak da stop bitleri var. Sonunda bir veya iki tane stop bit kullanıyorsunuz. Stop biti start bitin tam tersi. Nasıl ki transmission yapmadığınız sırada ne demiştik? Line high durumda, logical high. Start bitin amacı onu logical low'a bir clock cycle getirerek karşı tarafa, receiver'a transmission'ın başladığını indicate etmek. Stop biti tam tersini yapıyor. Normalde high dediğim gibi transmission yoksa line'ın high'da olması lazım. O zaman paketin sonunda hatta bir bit, bir clock cycle high yapıyorsunuz. Bu sayede karşı taraf transmission'ın bittiğini anlamı çalıyor. Yani bunun amacı bu stop bit'in transmission line'ı low voltage'dan high voltage'ı bir clock, bir ya da iki clock cycle. Tabii ki stop bit'in sayısına bağlı. Bir stop bit veya iki stop bit kullanıyorsunuz. Eğer bir stop bit kullanıyorsanız bir clock cycle boyunca line'ınız tekrar high pozisyona gelmiş oluyor. Burada söylediğim şu, bütün bu parametreler baud rate yani transmission rate, frame length, şuradaki data bitlerin length'i 5 ila 9 olabilir. Parity, kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Kullanacaksak eğer even parity mi kullanıyoruz, odd parity mi kullanıyoruz? Ve number of stop bits. Şu paketin sonunda kullanılan stop bitlerinin sayısı, bunların tamamı
initialize setup sırasında belirlenmesi gereken parametreler ve her iki tarafta da aynı parametreleri kullanması gerekiyor. Yani sen burası transmitter, burası receiver ise eğer hem transmitter tarafında hem receiver tarafında aynı parametrelerle bunların setup edilmesi gerekiyor. Eğer birisi farklıysa o parametrelerden hiçbir şekilde komünikasyonu gerçekleştirme şansınız yok. Ben örneğimde 9600 baud kullanacağım. 8 bitlik bir frame kullanacağım. Parity kullanmayacağım. Bir tane de stop bit kullanacağım. Ama ondan önce burada bir örnek var. Burada parity kullandım. Bir tane stop bit var. Diyelim ki şu 8 biti karşı tarafa göndermek istiyorsunuz. Şurada TX var. Burada RX var. Yani transmit eden UART. Burası da receive eden UART'yi görüyorsunuz. Şu sequence yani 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 artık bu neyse bu bit sequence'u 8 bitlik bir bit sequence'u buradan karşı tarafa göndereceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle start bit gönderiyorsunuz. Start bit her zaman 0. Burada 0'a karşılık gelen voltaj seviyesi neyse onu gönderiyorsunuz. TTL logic'te bu her zaman 0 volttur. Yani bu taraf microcontroller olursa bu tarafta microcontroller olursa biliyorsunuz buna TTL logic demiştik. O zaman start bit yani 0, logical 0 her zaman 0 volttur. Yine şimdi bir şeyler başlıyor. Data bit başlıyor biliyorsunuz. Data frame. Burada data frame'de ne demiştik? 8 bitlik setup edildiğini farz edelim. O zaman ilk 0'ı gönderiyorsunuz. Least significant bit'ten başlıyorsunuz. 0. Sonra 1 geliyor. 1 gelince bakın logical 1'e çıktı. Ona karşılık gelen voltaj seviyesi eğer bunlar peak ve Arduino ise Arduino'nun Atmega328P 5 volt. Eğer şey bağlı kullanıyorsunuz, Raspberry Pi veya ARM Cortex'ler kullanıyorsanız 3.3 volt olacak tabii ki. Yine bakın 0, 0, 1, bakın 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Pardon, bu data bit bitti. Şimdi 8 tane data pini, biti gönderdik. Arkasından ne geliyor? Even parity demişim ben. Yani parity'yi even kabul etmişim. Bir tane parity kullanacağım ve kullanacağım parity tipi even. Yani bunu çok kısa şöyle bahsedeyim. Even parity şu demek. Şuradaki data bitleri içindeki bir bitlerin sayısını even yapmaya çalışıyorsunuz burada. Bakın 1, 2, 3, 4 tane birim var. Zaten 4 even olduğu için, even parity kullandığım için burayı 0 yapıyorum. Eğer odd parity kullansaydım o zaman sayısını odd yapmam gerektiği için 1 olacaktı bu. Yani mantık bu. Even ve odd parity arasındaki fark. Data bitleri üzerindeki birlerin sayısını sayın. Even parity kullanıyorsanız bunu çift yapacaksınız. Burada bakın 4 tane var. Eğer 5 tane olsaydı bunu even yapmak için 1 yapacaktım bunu even parity kullandığımda. Odd parity yaptığımda 0 yapacaktım. Çünkü toplam birlerin sayısı, bir bitlerinin sayısı çift veya tek olacak. Bu parity o demek. Karşı taraf bunu aldığı zaman aynı işlemin tersini yapacak. Karşı tarafta even parity'yi hesaplayacak. Eğer tutmuyorsa, ikisi birbirine eşitmiyorsa bir hata olduğunu kabul edecek. Hata ne zaman olur? Mesela bir mıknatısı alın, bir transmit yapan kablonun civarına yaklaştırın, bir sürü bit hatası alırsınız. Yani elektromanyetik dalgalar orada giden sinyali bozacakları için karşı taraf bunu yanlış gönderilen veriden farklı okuyabilirler. En sonunda da stop bit var. Nasıl start bit 0'dı? Stop bit de 1. Bir tane stop bit kullandım ben burada. Çünkü bunun amacı line'ı tekrar çekmek, high'a çekmek. Çünkü eğer başka bir bit byte sequence transmit edilmeyecekse bunun normalde transmit edilmediği zaman ne dedim? Line high'da kalması gerekiyor. O yüzden bir nevi o amacı görüyor. Tamam, buradaki bir byte'ın nasıl karşı tarafa transmit edildiğini anlatmaya çalıştık. Eğer bir microcontroller'ı PC veya PC'ye bağlayacaksanız RS-232 üzerinden, ki RS-232 serial port'tur. Bunu eski PC'lerde görürsünüz. Eski PC'lerde şu şekilde bir RS seri port girişi vardı. Şimdiki laptoplarda falan tabii bunu kaldırdılar. Artık herkes USB kullanıyor. Ama eskiden RS-232 ya da 435 yanlış hatırlamıyorsam seri port interface'i vardı bunların üzerinde. Bir sürü device'da o seri port üzerinden bağlanıyordu. Şimdi RS-232'ye bakarsanız işler değişiyor. Bir microcontroller'ı RS-232 üzerinden PC'ye bağlayacaksanız level shifter kullanmanız gerekiyor. Onun sebebi de şu bölgedeki, yani seri RS-232 üzerindeki RX ve TX pinleri üzerindeki voltaj seviyeleri -13 ile +13 arasında. Yani logical 0 +13 voltta ifade ediliyor. Logical 0 +13 ile gösteriliyormuş. Logical 1 ise -13 ile gösteriliyormuş. Halbuki
Biz TTL logic'te ne demiştik? 0 volt logic'te 0'a denk gelir. 1.5 ya da 3.3 volt microcontroller'ın işte şeyde operating voltage seviyesine bağlı olarak logical 1'e karşılık gelir. Şimdi bu ne demek? Arada bir converter'a ihtiyacınız var. Bir tane buna level shifter diyorlar. Mesela bizim deney board'umuz üzerinde eğer deney board'umuzu görme şansınız olsaydı orada bir tane level shifter var. O level shifter sayesinde bizim microcontroller'ımızdan pikten çıkan şu voltajlar, seri communication için çıkan 0 ve 5 voltlar eksi 13'te artı 13'e convert ediliyor veya vice versa. Bu taraftan bir şey geldiği zaman da bu 0 ile 5 volt arasına çevriliyor. Şurada bir örnek var. TTL versus RS232. Bakın TTL logic'te ne demiştik? 5 volt 1'e denk geliyor. Şimdi burada 5 volt şuraya bakarsanız 5 volt eksi 13'e denk geliyor. 0 ise artı 13'e denk geliyor. Yani biraz ters yapmışlar. Ben burada yanlış yazmışım bu arada. 0 artı 13 artı 13 sıfıra denk geliyor. Eksi 13 logical 1'e denk geliyor. Burada bakın start bit var. Start bit 0'dı biliyorsunuz şeyde. Start bit 0 olduğu için artı 13 volt olacak. Daha sonra least significant bit 1. 1 olduğu için şey gelmiş. Eksi 13. 0, 1, 0, 1 böyle 0, 0, 0, 1 giden diye bir sequence'u transmit etmişiz. O yüzden bakın şeyde eksi 13 ile artı 13 arasında değişiyor. Şunun bir nevi tersi. Stop bit de tekrar biliyorsunuz logical 1 olacak 5 volt. TTL logic'te burada ise eksi 13 volta gelecek. Yani şu konvertörü yapan bir tane devreye şey çipe ihtiyaç var. Level shifter diyorlar buna. Bu şeylerde bu tür komünikasyon mikrokontrolümüzü direkt şeye bağlayamıyorsunuz. Bir tane level shifter kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun amacı ne diye sorarsanız eksi 13 ile 6 13 volt yani niçin 0 ile 5 volt kullanmamışlar? Bunun sebebini şöyle açıklıyorlar. Daha yüksek voltaj seviyesi kullanıyorsanız o zaman bu şey oluyor. Daha uzun, daha robust oluyor komünikasyon. Daha hem daha uzun mesafelere gidebiliyorsunuz hem de sinyalin bozulma ihtimali daha zayıflıyor. Halbuki 0 ile 5 volt ya da 0 3.3 volt kullanırsanız çok daha kısa mesafelerde komünikasyon yapabiliyorsunuz. Kabloyu biraz uzattığınız zaman çok fazla bit error almaya başlıyorsunuz. O yüzden PC ile şey bağlantısı sırasında bu tür bir mantık kullanıyorlar. Şimdi ben TTL Logic ile komünike eden iki tane Arduino'yu göstermek için bu devreyi Tinkercad'de oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu sefer iki tane Arduino board'umuz var. Üstteki Arduino'yu transmitter olarak kullanacağım. Alttakini ise receiver olarak kullanacağım. Üsttekine onun için TX pininden çıkan bir kabloyu aşağıdakinin RX pinine bağladım. Bu biliyorsunuz bizim seri portumuz yani UART pinimizin TX'i ve RX'i. Buradan bir data göndereceğim. Buradan da receive edeceğim. Bunların ayrı ayrı kodlarını yazabiliyorsunuz. Bakın bunu seçtiğinizde koda bakarsanız burada execute edileceğin yani üstteki seçili olan Arduino'da execute edeceğin kodu buraya yazıyorsunuz. Ben seri portu kullanacağım için öncelikle onu initialize edeceğim demiştim. Arduino'nun güzel tarafı direkt serial diye bir library var. Bu işi yapan sizin için hem setup'ı hem data gönderip okumayı sağlayan serial diye bir library var. Serial.begin diyorsunuz. 9600 baud rate'imiz. Bunu her iki tarafta da aynı baud rate'i set etmem lazım. 9600 en fazla 115.200'e kadar çıkabiliyorsunuz. Burada da diğer parametreler var. Bakın 8 tane data biti göndereceğim. No parity demek. Parity biti kullanmayacağım. Bir tane de stop biti kullanacağım. Buradaki diğer parametreleri görmek istiyorsanız çok fazla parametre var. Bu arada bu default. Yani bunu specify etmezseniz direkt 9600 yazarsanız aslında 8 data biti no parity bir tane de stop biti demek bu. Başka diğer bahsettiğimiz parametreleri görmek için serial.begin'in help page'ine bakın. Orada diğer kullanabileceğiniz şeylerin parametrelerin hepsi için bir tane define var. Loop'a bakarsanız bakın A gönderiyor. Bir saniye bekliyor. Sonra B gönderiyor. Tekrar bir saniye bekliyor. Göndermek için serial.write'ı kullanıyorum. Serial.write bir tane byte göndermek için kullanılan fonksiyon. Bu direkt UART'nin TX portuna yani şu pin üzerinden şu datayı A'ya karşılık gelen bit sequence'u bu tarafa göndermemizi sağlıyor. Tabii ki başlangıçta stop start bit var. 8 tane data bit var. No parity, parity bit yok. Bir tane de stop bit var. Bu sayede transmit yapacak. Şimdi receiver tarafına bakarsanız receiver tarafında 13 numaralı pine bir tane LED bağladım. Biliyorsunuz 13 numaralı pin aynı zamanda
Arduino üzerindeki onboard LED'ye denk geliyordu. Böylece hem şu yanacak hem de bu LED yanacak eğer yakacak olursak. Seri portu burada da initialize etmem lazım ve aynı parametrelerle initialize etmem lazım. Bakın 9600 baud'da 8 tane data biti, no parity, bir tane de stop bit kullanıyorum. Eğer burada farklı bir şey kullanırsanız komünikasyon gerçekleşmez. Receiver tarafına bakarsanız bir tane byte okumak için serial.read diyorsunuz. O buradan gelen 8 biti alıyor, bir byte'e çeviriyor ve size döndürüyor. Ne yaptım? Eğer A göndermişse karşı taraf şeyi LED'yi yaktım, B gönderirse de söndürdüm. Onun için tekrar sender'a bakarsak, bakın sender A gönderiyor, bir saniye bekliyor, B gönderiyor, bir saniye bekliyor. Receiver tarafında da A alınca LED'i yakıyoruz, B alınca söndürüyoruz. Böylece ne olacak? Bir saniyede yanıp sönen bir Blink application'ı yazmış olduk. Burada seri monitörde de sender tarafında gönderilen şeyi yapacağız, göstereceğim. Çünkü hani conceptually aslında buradaki seri bitin transmit'i aynı zamanda şeye de bağlı. Bizim PC'mize, şu monitöre bağlı. Onun için buradan giden datayı aynı zamanda burada da görebiliriz. Bakın A, B, A, B şeklinde göndermesi lazım. Simülasyonu başlatalım. Bakın A gönderdi. Şimdi B gönderecek. Buradan giden bitler bunlar. Bunu aynı zamanda dediğim gibi seri monitöre geliyor. Şuraya bakarsanız bir saniye yanacak, bir saniye sönecek. A aldığı zaman yakacak, B aldığı zaman söndürecek. Bu sayede bir TTL logic'te çalışan basit bir iki tane mikrokontrolörü Universal Asynchronous Receiver Transmitter modülü üzerinden, mikrokontrolör üzerindeki bu modül üzerinden komünike ettirebilirsin. Ben bu örnekte göstermedim fakat aslında aşağıdaki şeyin Arduino'nun TX pininden bir kablo alıp şöyle yapalım. Bunu yukarıdakinin RX pinine bağlarsak, mesela orange diyelim ona da. Buradan aşağıdakinden bir datayı da yukarıdaki Arduino'ya gönderebilirsiniz. Yani full duplex communication burada mümkün demiştim. O zaman kodu biraz değiştirmeniz lazım. Ben çünkü şu anda yukarıdaki Arduino'dan sadece transmission yapıyorum. Aşağıdakinden reception yapıyorum. Mesela siz de şunu yapın. Burada bir value aldıktan sonra bunu display edin burada. Sonra value'nun değerini değiştirin. Mesela ona birkaç ekleyin. A'yı C yapın. B'yi de D yapın mesela. Daha sonra onu serial.write'la karşı tarafa gönderin. Yukarıdakine gönderin. Yukarıdakinde de burada delay'den sonra bir tane read deyin ve o gelen datayı bir LED'de display edin mesela. Veya oraya da iki tane LED bağlayın. LED'lerde display edin. Bu sayede hem yukarıdaki Arduino'dan aşağıdakine bir şeyler göndermiş olursunuz hem de aşağıdakinden yukarıdakine bir şeyler göndermiş olursunuz. Onu exercise olarak size bırakayım. Bu hafta bakacağımız ikinci komünikasyon protokolü Inter-Integrated Circuit. Buna I2C, I2C ya da IIC dendiğini de duyarsınız. Ben I2C'yi tercih ediyorum söylemesi kolay olduğu için. Bu bir synchronous protokol. UART'tan farklı olarak synchronous olması ne demektir? Ayrıyeten data kablosu yanında bir de clock göndermek için ayrı bir kablo olmak zorunda. Yani clock da beraberinde gönderiliyor data ile birlikte. Yine UART'tan farklı olarak bu bir multi-access protokol. Yani bir kablo üzerinde sadece bir tane receiver, bir tane de sender yok. Bir tane sender, birden fazla receiver var. Onun için buna multi-access link ya da multi-access protokol diyorlar. Packet switched, UART bu aynı. Yani paketler, bir göndereceğiniz mesajı paketlere bölerek gönderiyorsunuz. Multi-access, bundan bahsetmiştik. İkiden daha fazla device bağlanabiliyor. Bu Ethernet'te, Wi-Fi'de veya çoğu link layer protokol multi-access'tir. Bunu önümüzdeki dönem network dersini aldığınızda yine göreceksiniz. Serial tabii ki bir protokol. İşte bus. Bus olması ne demek? Bir tane kablo var. O kabloya herkes bağlanıyor. 1982'de Philips tarafından icat edilmiş. Şu anda bunun ismi NXP Semiconductor'mış. Dediğimiz gibi iki tane kablodan oluşuyor. SCL, bir tane clock göndermek için kabloya ihtiyacınız var. Bir de data göndermek için SDA kablosu var. Daha çok kullanılma şekli bir microcontroller ile ufak integrated circuitları yani sensor boardları komünike etmek için kullanılır. Buna ben değişik örnekler vereceğim. En son bu kısmın sonunda. Şimdi şöyle bir structure'a bakarsanız şurada I2C bus'ı görüyorsunuz. İki tane kablomuz var. Data kablosu, clock kablosu gördüğünüz gibi. Bunlar pull-up resistor'larla 5 volta bağlanıyor. Bu ne demek? Bunu artık butonlardan da biliyorsunuz. Pull-up resistor'la bir şeyin bağlanmasını.
eğer herhangi bir transmission yoksa line üzerinde high voltage görüyorsunuz demektir. Yani 5 volt görüyorsunuz. Normalde hiçbir transmission yoksa line'a osiloskop bağlayıp bakarsanız her iki line'a da 5 volt görürsünüz. Yani UART'ta olduğu gibi line high voltage seviyesinde tutuluyor. Eğer bir komünikasyon söz konusu değilse. Burada multi-access bir protokol olduğunu görüyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 5 tane device bağlı bunun üzerine. Bir tane veya birden fazla master var. Bir veya birden fazla da slave device var. Master'ın esprisi bir komünikasyon her zaman master başlatır. Slave ise buna respond eder. İkinci özelliği bu bir multi-access protokolü olduğu için yani birden ikiden fazla device bağlayabildiğiniz için her device'ı uniquely identify etmeniz gerekiyor. Sonuçta bir tane master bir mesajı gönderdiğinde bu bir broadcast medium. Herkes receive ediyor. Fakat mesajın kime gittiğini belirtmesi lazım. Onun için de burada bağlı olan her device'ın unique bir adresi olması gerekiyor. Bakın şurada sağ tarafta görülen rakamlar OX2E, OX68, OX34 gibi rakamlar bunların adreslerini gösteriyor. Siz bir I2C device'ı satın aldığınızda normalde bu I2C device'ın adresi üzerine yazılmış olarak gelir. Yani fixed onun adresi. O zaten satıcı söyler bunun I2C adresi bu diye. Fakat bunu değiştirebilirsiniz. Üzerindeki jumper'ları kullanarak genelde bu adresi değiştirme şansımız olur. Bunun için gerekli. Diyelim ki bir tane LCD ekranı aldınız. Bunun üzerinde I2C adresi var. İkinci bir LCD daha bağlamak istediğinizde diyelim ki şu bir LCD, bu da ikinci LCD. Bunların adresleri aynı olamayacağına göre birini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu da genelde üzerindeki jumper'larla yapıyorlar. Birden fazla master da olabilir. Buradaki örnekte olduğu gibi bakın bir master burada, bir master da burada. Böyle bir şeye niye ihtiyaç var? Mesela örnek olarak şey demişler. Bir tane diyelim LCD'niz var, LCD display'iniz var. Bir Arduino burada. Başka bir Arduino ya da bu ikinci device Arduino olmak zorunda da değil. Başka bir microcontroller da. Mesela birisi PIC olabilir, birisi Arduino olabilir. Böyle bir application düşünün. Her ikisinde aynı LCD'yi kullanacaklar. O zaman iki tane master olabilir veya daha fazla master da olabilir. Böylece hem PIC Arduino üzerinden bu LCD'ye bir şeyler gönderebilirsiniz. Hem buradaki PIC üzerinden bir şeyler gönderebilirsiniz. Zaten herhangi bir anda sadece bir tanesi bunu kullanabilir. Yani bu bir shared access link sonuçta. Multi access link. Addressing çok önemli. Her bir device'in unique bir adresi olmak zorunda. Bunu önümüzdeki dönem network dersini alınca da göreceksiniz. Multi access linklerinin tamamında bu geçerli. Mesela Ethernet bir micro yani en bilinen multi access link bir Ethernet. Ethernet'te her bir Ethernet device'ını interface'ini uniquely identify edebilmek için bir tane Ethernet Media Access Control yani MAC adresi diyeceksiniz ona. MAC adresi var. O kartın üzerine yazılı olarak geliyor. Software'de değiştirilebiliyor bu adresler ama çoğunlukla değiştirmezsiniz. Alır takar kullanırsınız. O adreslerin tabii ki globally unique olması gerekiyor. Yani siz bir MAC adresi Ethernet kartı satın aldığınızda onun unique olması lazım. 6 byte'lık bir adres bu. 3 byte'ı manufacturer ID için kullanılıyor. 3 byte ise kart ID için kullanılıyor. Bunları dediğim gibi önümüzdeki dönem network dersinde göreceksiniz. Onun bize bakan yönü I2C de aynı şekilde dizayn edilmiş bir bus. Multi-access bir link. Dolayısıyla buraya bağlı olan bütün device'ların unique adresleri olmak zorunda. İşte buradaki örnekte olduğu gibi OX2'ye, OX68, OX34 vesaire. Bunları unique olarak yapmak zorundasınız. Şimdi transmission'a bakalım. Mesaj paketlere ayrılarak gönderiliyor. Bunlara frame deniyor. Bir start ve stop biti var. Aynı UART'ta olduğu gibi. Nasıl UART'ta bir start ve stop biti arasına koyuyorduk mesajları. Burada da aynısını yapıyorsunuz. UART'tan farklı olarak tabii ki start ve stop bitleri arasında birden fazla frame gönderilebiliyor. Halbuki UART'ta biliyorsunuz start 5 ila 9 byte bitlik mesaj sonra stop bit gönderiliyordu. Burada da UART'ta olduğu gibi transmission yoksa line voltaj high'de duruyor. Dolayısıyla start bitin ne olması lazım? Voltajı high voltajdan yani 1'den 0'a düşürmesi lazım. Onun için ilk şey start şeyi o. Sonra bakın adresi gönderiliyor. Şeyden device'ın hangi device'e gönderiyorsunuz bu mesajı onun adresini göndermek zorundasınız. Daha sonra da data frame'leri var. Burada. Her mesajın her frame'in arkasından da acknowledgement ya da negatif acknowledgement mesajlarıyla delimit ediyorsunuz bu mesajların sonunu. Böylece gönderdiğiniz frame'in alınıp alınmadığını da karşı tarafa
kaç taraftan öğrenmiş oluyorsunuz. Start-stop bitlerini az önce bahsetmiştik. Her mesajın başında bir start biti var. Sonunda da stop biti var. Start biti tahmin edebileceğiniz gibi high voltajdan low voltaja değiştiriyor seviyeyi. Yani clock line'ını. Çünkü dediğimiz gibi transmission başlamadan önce high voltajdan low voltaja düşürüyorsunuz. Karşı taraf böylece bir transmission'ı masterlardan bir tanesinin bir mesaj gönderdiğini öğrenmiş oluyor. Stop condition'da tam tersini yapacak. Transmission'ınız bittikten sonra voltaj seviyesini tekrar high voltaja getiriyorsunuz ki line tekrar idle hale gelmiş oluyor. Yani transmission'ın bittiğini de böyle anlıyorsunuz. Onun için start ve stop UART'a çok benzer şekilde çalışıyorlar. Start bitten hemen sonra master hangi slave ile komünike etmek istiyorsa onun adresini koyuyor buraya. Genelde adresler 7 bittir. Yani ben 10 bitlik adresler nerede kullanılıyor bilmiyorum. Benim aldığım device'larda hep 7 bitlik adresler kullanılıyordu. Bu uniquely identify etmek zorunda buradaki device. Yani şuradaki device'ların her birinin unique bir I2C adresi olmak zorunda. Şimdi bunu yaptıktan sonra yani 7 bitlik frame şeyini slave'in adresini gönderdikten sonra 1 bitlik read write biti yazıyorsunuz. Bunun amacı da şu. Şimdi siz master komünikasyonu başlatan master. Mesela bir Arduino'dan bir LCD'ye yazacaksınız diyelim veya PIC'den LCD'ye. Öncelikle 7 bit LCD'nin adresini belirttikten sonra LCD'ye bir şey mi yazacaksınız? LCD'den bir şey mi okuyacaksınız? Onu belirtmeniz gerekiyor. Tabii ki LCD bir output device olduğu için bir şeyler display edeceğiniz için çoğunlukla output modda kullanırsınız. Ama input modda kullanacağınız device'lar da olur. Mesela sensör board'ları, özellikle temperature sensör, işte ne diyelim, gyroscopic sensörler vesaire, bunlara örnekler birazdan vereceğim. Bu tür sensörler genelde I2C şeyi olan, interface'i olan breakout board'ların üzerine konulurlar. Siz onları satın alıp böyle o şekilde bağlarsınız makro kontrolörünüze. Bu tür device'larda tabii ki yani bu tür sensör board'ları ile komünikasyon yaparken oradaki data'yı okumak istersiniz. Hem öncelikle hangi data'yı okumak istedi? Çünkü birden fazla data veriyor olabilir size. Bana mesela sıcaklığı gönder diye öncelikle bir mesaj göndermek istersiniz. Arkasından da oradan bir mesaj okumak istersiniz. Karşı tarafın size göndereceği data'yı okumak istersiniz. Onun için bir şeyi şuradaki son bit yani read write biti sizin bunu okumak, o sensörü, o komünike ettiğiniz device'ı okumak mı istiyorsunuz, yazmak mı istiyorsunuz? Bunu belirtiyor. Eğer karşı tarafa mesaj gönderecekseniz, write edecekseniz o zaman voltaj seviyesini low yapıyorsunuz. Yani bunu sıfır yapıyorsunuz. Sıfır yaptığınızda karşıya yazacağınız, o device'e yazması LCD için genelde sıfır yaparsınız, write edeceksiniz. Ama karşıdan bir mesaj okuyacaksanız o zaman burayı bir yapıyorsunuz, read. Read dediğinizde de karşıdaki device size sensor readingini gönderiyor. Böyle düşünün. Daha sonra acknowledgement ve negative acknowledgement biti geliyor. Negative acknowledgement biti gönderdiğiniz mesajın karşı taraftan alınıp alınmadığını gösteriyor. Bunu okuma yaparken siz gönderiyorsunuz. Yazma yaparken karşı taraftaki device gönderiyor. Sonra da frame'ler geliyor. Bakın 8'er bitlik. Onu da burada şey yapmaya çalıştım. Sonra 8'er bitlik data frame'ler var. Kaç tane data frame gönderecekseniz sırasıyla 8'er bit şeklinde gönderiyorsunuz. Bunların her birinin sonunda da bir tane acknowledgement ya da negatif acknowledgement biti alıyorsunuz karşı taraftan. Yani mesela şuradaki birazdan bir örnek vereceğim ona. Diyelim şurada Arduino'nuz var. Burada da LCD display'iniz var. Arduino öncelikle bu device'ı seçti. Adresini gönderdi. Daha sonra diyelim ki 2 tane byte gönderecek. Birinci byte'ı gönderiyor. Acknowledgement bekliyor karşıdan. Onu alıyor. Sonra ikinci byte'ı gönderiyor. Acknowledgement alıyor. Sonra da stop bitini göndererek komünikasyonu bitiriyor. Birazdan dediğim gibi buna bir örnek vereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi örneğe bakalım. Diyelim ki 3 tane slave device'ımız var. Bir tane de master'ımız var. Master'ımız Arduino veya PIC gibi bir makro kontrolör. Slave'ler de sensor board'lar. Mesela bir LCD olabilir. Bu bir tane işte temperature, basınç, pressure sensörün olduğu bir breakout board olabilir. Bu gyroskopik sensörün olduğu bir breakout board olabilir. Bunlardan öncelikle ilk yapması gereken start biti göndermek tabii ki. Yani birinci yapacağımız iş her zaman komünikasyonla şuraya bakarsanız ilk yapacağımız şey start bit. Bunu göndermemiz lazım. Start biti göndermenin yolu şu. İki tane kablomuz var. Birisi data bit, birisi clock bit. Öncelikle data biti high'dan low'a çekiyor bakın.
şu high normalde high voltajda duruyor transmission yokken. Transmission'e başlamadan önce data bit şeyini wire'ını low'a çekiyor. Daha sonra clock bir clock cycle sonra da SCL'i yani clock cycle'ı clock wire'ını bire şeye low'a çekiyor. Böylece bir komünikasyonun başladığını anlatıyor. Tabii ki bunlar hemen sonra neyi göndermesi lazımdı? Adrese. Bu da ikinci şey. Diyelim ki şöyle bir adres gönderiyor. 0 1 0 1 1 0. Transmission most significant bit'ten başlayarak gönderiliyor. Dolayısıyla buradaki adres aslında şöyle okuyacaksınız. Şurası most significant birisi, burası least significant biti. 7 bitlik bir adres var burada. Bakın bunlar da device'ların adresleri. Şurada 7 bitlik adresimiz. Bakın 0 1 0 1 1 01. Burada takip edin. 0 1 0 1 1 0. Bunun adresi, bunun adresini gönderdi. 8. bit olarak neyi gönderiyordu? Read write'ı gönderiyordu. Onu da yine buradan bakın. 7 tane adresi gönderdikten sonra 8. bit olarak read write bitini göndermesi lazım. Read write nasıl şey yapıyordu? Onu da burada söylemiştik. Eğer biz bu device'ı yazmak istiyorsak read write'ı 0 yapıyorduk. Okumak istiyorsak 1 yapıyorduk. Biz bu şu anda bu device'tan okuma ya şey yazma yapmak istiyoruz. Bunun mesela bir LCD ekranı olduğunu düşünün. Onun için burayı 0 yapmış bakın. Read write biti data şey üzerinde 0. Demek ki biz bu device'a yazacağız. Buradan da clock gidiyor bakın. Clock her bir clock cycle'da bir tane bit gönderiyorsunuz. Sonuçta bu bir synchronous komünikasyon protokolü. Orada şimdi bu gittikten sonra adres biti buraya vardı. Şimdi protokolün şeyine bakarsanız ne gelmesi lazım? Karşı taraftan bana acknowledgement'ın gelmesi lazım. Onu buradan zaten görüyorsunuz. Üçüncü step olarak onun için acknowledgement bekliyoruz. Şimdi adresi gönderdiniz. Adres şu üçüncü slave'e match ediyor. Bu ikisine match etmiyor. Şimdi üçüncü slave'e adres match ettiğine göre slave 3 bu adresi alıp da match ettiğini gördükten sonra ne yapacak? Acknowledgement gönderecek. Bakın burada acknowledgement geliyor şimdi master'a. Slave'den master'a bir bitlik acknowledgement geliyor. Acknowledgement gelene kadar bekleyeceğiz. Acknowledgement'ı aldıktan sonra neyi öğreniyoruz? Slave hala çalışıyor ve bu line'a slave bağlı. Benim komünike etmek istediğim bu slave'in buraya bağlı olduğunu öğreniyorum. Artık ne yapacağım? Yine buradan takip edin. Acknowledgement geldiğine göre artık birinci frame'imi göndereceğim. Sonra tekrar acknowledgement bekleyeceğim. İkinci frame'imi göndereceğim. Acknowledgement bekleyeceğim. Sonra bütün bu bitleri, frame'leri gönderdikten sonra en son stop bitini göndereceğim. Şimdi devam edelim. Artık komünikasyona başlıyorum. Göndereceğim data yani artık master sends or receives the data frame, right? Tabii ki bu ikisine 1 ile 2. slave'i göndermiyorum. 3. slave'e göndereceğim. Çünkü benim komünike etmek istediğim device burada 3. slave. Onun adresini specify etmiştim. Burada 1. byte'ı gönderdim. Right? 8 bit gönderdim. Şimdi 8 bit gönderdikten sonra 5. step olarak ne olacak? Acknowledgement göndermesi lazım slave'in. Bir bitlik acknowledgement göndermesi lazım. Bakın o bir sonraki step, 5. step. Slave'den acknowledgement bekliyorum. Acknowledgement'ı aldıktan sonra yeni bir frame daha gönderebilirim. Yani buraya dönüp tekrarlayabilirim burada. Bir frame daha, acknowledgement, frame, acknowledgement şeklinde kaç byte göndereceksem bunları teker teker gönderiyorum. En sonunda işim bittikten sonra diyeceğim ki artık tamam komünikasyon bitti. O da son step. Stop bitini gönderiyorum. Stop bitinde de line'ı high'a çekiyorsunuz. Önce clock cycle'ı, clock wire'ını logical 1'e çekiyorsunuz. Bir clock cycle, bir clock sonra da data line'ını high'a getiriyorsunuz. Böylece stop bitini gönderip komünikasyonu tamamlıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi basit bir komünikasyon protokolü ama gayet güzel çalışıyor. Ve çok fazla device I2C üzerinden microcontroller'lara bağlanıyor. O yüzden bu çok önemli bir protokol ve nasıl kullanılacağını öğrenmenizde fayda var. Şöyle bir özetleyecek olursak iki kablo kullanıyor. Aynı şeyde olduğu gibi bakın. Ne derler? UART'ta olduğu gibi iki kablo kullanıyorsunuz. UART'ta yalnız iki kablo birisi transmission birisi reception için kullanıyordu. Clock için ekstra bir line'a ihtiyaç yoktu. Bu ne demekti? UART bir asinkronus protokol iken I2C bir synchronous protokol. Çünkü kablolardan bir tanesi clock göndermek için kullanılıyor. Serial mı? Her ikisi de serial. Fakat half duplex. Buradaki half duplex. Çünkü bir tane kablonuz var. Bir kablo olduğu için I2C'de sadece bir device'dan başka birine mesaj gidebilir. Aynı anda başka bir device size bir mesaj gönderemez. Çünkü bir tane data kablosu var. Yani şu figür o yüzden önemli. Şuradaki figür.
bir tane data kablosu var. Bu ne demek? Master'dan mesela şu slave'e bir mesaj giderken aynı anda şuradaki bir slave'den herhangi başka bir slave'den veya bu slave'den master'a doğru da bir mesaj gelemez. Bu bir half duplex communication. Çünkü bir tane data line'ınız var. Full duplex olabilmesi için iki tane data line'a ihtiyacınız var. Birinci kablolardan birisi master'dan slave'e giderken mesela ikinci kabloda slave'den master'a gelebilsin. Full duplex olabilmesi için. Ama bu half duplex bir communication protokolü. Çünkü bir tane data line var. Bu da şeyden UART'tan farklı. UART'a bakarsanız şu clock line olmadığı için line'lardan birisi bir yöndeki transmission için kullanılıyor. Öteki ise öteki yöndeki transmission için kullanılıyor. Yani birisi transmission, birisi reception için kullanılıyor. Dolayısıyla UART'ta full duplex communication yapmak mümkün. Ama şeyde I2C'de bu mümkün değil. I2C'de sadece half duplex communication yapabilirsiniz. Değişik speedleri varmış. Yani bunlar nasıl setiliyor onu bilmiyorum. Yani bunları bir yerlerden aldım. Fakat bu yani bir şeyin speedini nasıl ayarlıyorsunuz? Tabii ki software ile ayarlıyorsunuz. Ben size vereceğim peak kodlarında hangi speed'de bunu drive edeceğimi başlangıçta belirtiyorum. Setup ediyorum. Şeyi bilmiyorum. Hani başka mesela 5 MHz'de nasıl set ediyorsunuz? Veya yüksek MHz'lerde bunu set etmek istediğinizde ekstra yapmanız gereken bir şeyler var mı? Onları çok bilmiyorum. Çünkü ben çok fazla hızlı şey yapmadım, kullanmadım I2C benim örneklerimde. Çünkü yani sonuçta bir LCD ile komünike ediyorum veya bir tane sensör board'la. Orada çok fazla data rate'e ihtiyacım yoktu. Özeti synchronous, multi-access yani I2C'nin özeti. Synchronous olması önemli, bunu unutmayın. Multi-access yani ikiden fazla device bağlayabiliyorsunuz. Half duplex, tek yönlü komünikasyon var ve serial bir communication protokol. Tabii ki paralel bir communication protokolü değil. Avantaj dezavantajlarına bakarsanız iki tane kablo kullanıyor olması çok büyük bir avantaj. Ve aynı iki kablo üzerine bu bir bus olduğu için bir sürü sensor board bağlayabiliyorsunuz. Bir LCD bağlarsınız, hemen onun arkasına başka bir ne bileyim sıcaklık veya şeyin pressure sensörün olduğu bir breakout board bağlayabilirsiniz. Bir tane gyroscopic sensör bağlayabilirsiniz. Bu şekilde bir daisy chain oluşturuyorsunuz. Çok popüler bir yöntem. Böylece bakın sadece iki kabloyla birçok çok fazla sensörü bağlayıp kontrol etme şansınız var. Ayrıca birden fazla master ve birden fazla slave'i destekliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Acknowledgement, negative acknowledgement da gönderilen mesajın karşı taraf tarafından gönderdiğiniz device tarafından successfully alınıp alınmadığını söylüyor. Bu da güzel bir özellik. Donanımı UART'a göre daha az complicated'miş ve çok fazla kullanılıyor. Yani bu onun için I2C'yi iyi anlayıp yani bu konulara ilginiz varsa tabii ki ben çoğunuzun ilgisi olmadığını biliyorum. O yüzden muhtemelen çoğunuz bunları bu dersi dinlemeyeceksiniz bile. Fakat dinleyenleriniz için yani embedded system programmer olarak ben ileride çalışırım diyorsanız I2C'yi kullanmayı çok iyi öğrenmenizi, hem I2C'yi öğrenmenizi hem de I2C'yi kullanmayı çok iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. En büyük dezavantajı half duplex olması, bir de low throughput olması. Yani çok hızlı run edemiyorsunuz bunu. Özellikle high throughput gerektiren application'larda I2C pek kullanılmaz. O yüzden mesela bu grafik ekranları falan bağlarsanız, touch screen ekranları, onların interface'inin I2C değil SPA olduğunu görürsünüz. SPA'nin throughput'u daha fazla I2C'ye göre. Şimdi örnek olarak ben size şuradan göstereyim. Ben de bir LCD device şeyi almıştım ben. LCD'yi özellikle I2C'den kontrol etmek çok güzeldi. Çünkü biliyorsunuz bir LCD ekranı drive etmek için en az 4 tane data line, 2-3 tane de kontrol şeyi vardı. En az 2 tane zaten. Enable ve read-write'ı seçmeniz gerekiyordu. Hatırlıyorsanız register select'i. Yani dolayısıyla en az 6 tane pin, dijital pin lazım bir tane LCD'yi kullanmak için. Bunu LCD dersinden hatırlayın. Halbuki burada LCD'yi I2C'ye bağlarsanız sadece 2 pinle komünike ediyorsunuz. Yani ve onlar I2C pinleri. I2C pinlerini zaten başka sensörler de bağlayabilirsiniz. O yüzden I2C gerçekten çok güzel bir komünikasyon protokolü ve çoğu device'i o yüzden I2C üzerinden kontrol ediyorlar. LCD'yi I2C'ye bağlamak için bir tane I2C interface'i almanız gerekiyor. Burada bakın LCD I2C Serial Interface modül. Bu 6.45 liraymış. Out of stock desi de eninde sonunda gelir. Şöyle bir device
bu şeyin arkasına bağlanıyor. Şunlar LCD'nin pinlerine bağlanıyor. Şunlar da I2C pinleri. Zaten I2C pinlerini oradan buradan görürsünüz. Bakın SDA, SCL'ler. Data line'ı, clock line'ı. Tabii ki ground ve VCC'ye ihtiyacınız var. Sonuçta buna elektrik vermeniz gerekiyor. Devreyi tamamlamanız gerekiyor. Yani şu iki pin elektrik ve ground pinleri. Sadece iki pinle bunu kontrol ediyorsunuz. Data line ve clock line. Bu LCD'ye buna bağladığınızda nasıl görünüyor? Şöyle görünüyor bakın. LCD ekranı burada. Bunun altına bu modül takılıyor. Şuraya da pinleri takılıyor. Siz bunlara elektrik, ground'a elektriği, data line'ı ve clock'a bağlıyorsunuz ve bu şekilde drive ediyorsunuz. LCD'nin ön yüzü de bu tarafta. Arka yüzü normal LCD plus I2C. Bu da bakın 26 lira 42'ymiş. Geçen sene ben 22 liraya falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Başka I2C device'larına da bakalım. Yani bu özellikle bir sürü çok fazla breakout board. Breakout board'dan kastım neydi? Bu şekilde ufak çip şeklinde yani bir board şeklinde satılan boardlara üzerine bir sensör koyuyorlar. Şu şekilde satıyorlar. Çok fazla bu şekilde breakout board var. Yani bir sensör almak istiyorsunuz. Herhangi bir şeyi kontrol etmek istiyorsunuz diyelim. Mesela titreşim sensörü, efendime söyleyeyim pressure sensor, light sensör, gyroskop falan şeklinde bir sürü sensörün bu şekilde breakout boardlarla olarak satıldığını görürsünüz. Ve bunların çoğunu da I2C'de şey yaparlar. Bakın VCC, ground. Zaten VCC, elektrik vermek zorundasınız bu breakout board'a. Clock ve şey, SDA. Bakın SDA, clock, ground, VCC. Yani gördüğünüz gibi I2C'den kontrol ediliyor. Bir tane daha verelim. MPU, gyroscope. Right? Gyroscope, manyometre demiş. 60-50 diye bir tane vardı ben almıştım. Bunlar biraz pahalı tabii. Yine bakın SCL, Ground, VCC, SCL, SDA, I2C ile komünikasyon. Zaten burada yazar I2C şeyi diye, sensörü diye. Burada da bakın başka bir sürü I2C sensörü olduğunu göreceksiniz. İşte gyroskop sensörü, üç eksenli şey. Yani bottom line, hepsi olmasa da şu şeylerin, bu tür breakout boardların hemen çoğunun diyeyim I2C versiyonları olduğunu görürsünüz. Çünkü çok ufak bir microcontroller alın. Yani pin sayısı çok az. Onların bile üzerinde I2C interface'i olur. I2C interface olduğu için o I2C interface üzerinden bu çok ufak şey device'ları, çok ufak microcontroller'larla bayağı bir sayıda sensörü kontrol etme şansınız olur. O yüzden de dediğim gibi bu tür device'ları mutlaka I2C interface ile satmaya çalışırlar. Örnek kodlara gelirsek ben örnek kodu maalesef Tinkercad'de bulamadım. O yüzden yani Tinkercad'de şöyle yapmışlar. I2C interface olan bir sensör koymak yerine I2C'yi emüle etmişler. Başka bir Arduino kullanarak. Orada kafanızı karıştırır diye pek göstermek istemedim. Ama ben size bu kodları verdim. Bakın I2C LCD üzerinden komünike yapan, kontrol eden kod burada. Yani eğer şeyi alırsanız şuradaki I2C ile komünike kontrol edilen LCD satın alırsanız 25 lira falan. Hani bu işe ilginiz varsa 25 lira verin bir tane I2C ile kontrol eden bir LCD satın alın. Ne yapacaksınız? Şu iki pini yani SDA ve SCL pinlerini bağlayacaksınız. Ground'la elektriği de bağladıktan sonra bu şey yapacak. Çalışmaya başlayacak. Size verdiğim şu kodu buraya yükleyerek şeyinizi Arduino'nuza direkt ekrana bir şeyler yazabilirsiniz. İşte ekrana bu ne yazıyor? Hello World yazıyor. How are you yazıyor. Sonra da ekranı temizliyor, bir şeyler flash ediyor vesaire. Böyle bir ufak bir application. Kullanacağınız library'nin ismi burada. Liquid Crystal I2C. Liquid Crystal'ın I2C şeyini kullanmanız lazım. Adresi burada. Genelde bir tane şey satın aldığınızda onun adresinin OX27 olduğunu görürsünüz. Bu library'yi kullandıktan sonra o library'yi de verdim size. Hangi pinleri şey yapıyorsunuz? I2C yani LCD bu pinlerin hangileri bağlı? I2C interface ile LCD arasındaki bağlantının şeyleri. Onlar da genelde fix şöyle bağlanıyor. Bottom line bu library üzerinden LCD'yi I2C üzerinden kontrol etmeniz mümkün. Burada başka örnek kodları da var. Arduino'ya gidelim. MPU 6050 var. Diyelim ki I2C üzerindeki device'ları scan edip adreslerini print eden şey var. İki tane şeyi I2C device'ı nasıl kontrol edeceğinizi gösteren örnekler var. Bunların hepsine kendiniz bakabilirsiniz. Kullanacağınız library dediğim gibi wire.h diye bir library var. Onu kullanıyor bu. PIC'e bakarsanız PIC'te de aslında ben bir sürü örnek verdim. Aynı LCD örneğini PIC'te de verdim. Size onun için bir tane I2C kontrol eden bir library yazdım. Aynı şeyi PIC'te yapan. Yani
Peak de I2C'yi kontrol eden library. Clock frequency'yi bakın burada belirtiyoruz. Yani az önce dedim ya I2C'nin speed'i. Hangi speed'de ben bunu drive edeceğim? Onu ilk başta belirtiyorsunuz. Ben burada şöyle bir speed'den frequency of the clock buradan girilmiş. Ona belli şey yapan bir clock speed'de I2C'yi run etmişim. Çok fazla speed'e ihtiyacım olmadığı için bir tane reasonable bir clock frequency seçmişimdir. Ya bottom line size aslında I2C'yi peak üzerinden nasıl kontrol edeceğinizi gösteren bir library de verdim. Çok detaylarına girmek istemiyorum. Çünkü biliyorum ki çoğunuz peak'te I2C'yi kullanarak hiçbir device kontrol etmeyeceksiniz. Ama bunların hepsini verdim. Hani ileride bir yerlerde saklayın. Belli olmaz ne zaman lazım olacağı. Bunlar assembly olarak giderseniz assembly'de size örnek kodu ne verdim? Assembly'de sadece UART'ı verdim. UART'ı da dediğim gibi şey yaptığım zaman çok fazla detayına girmek istememiştim peak'te. Ama ona da bir library yazdım. Yani peak'te UART'ı nasıl initialize ediyorsunuz? Nasıl bir karakter receive ediyorsunuz? Nasıl bir karakter transfer ediyorsunuz? Bunun için fonksiyonlar yazdım. Eğer istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz ki eğer şeyde olsaydık, derslikte olsaydık bunları çalıştırıp gösteriyordum. Bottom line I2C çok önemli. Gerçekten çok önemli bir protokol. Mutlaka kullanmayı ve ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğrenmenizde fayda var. Çünkü dediğim gibi çok fazla breakout board bu şekilde satılır. I2C interface'i üzerinden satılır ve sizin onu nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz ve kullanmayı hem I2C öğrenmeniz hem de nasıl kullanacağını öğrenmeniz gerekiyor. Bu hafta bakacağımız son komünikasyon interface'i SPI. Serial Peripheral Interface. Şimdi SPI I2C'de I2C gibi synchronous bir protokol. Yani clock sinyalini master'a ekstra gönderiyor. Onun için bir ayrı bir pin var ya da ayrı bir kablo var. I2C'den farklı olarak full duplex bir protokol. UART'da olduğu gibi. Yani data transmission için iki tane kablo var. Birisi datayı göndermek için, öbürü de receive etmek için. Dolayısıyla iki tane ayrı kablo var. Tabii ki bir serial communication. Daha çok short distance komünikasyonlar için kullanılıyor. I2C device'larında olduğu gibi ve biraz daha bandwidth requirement'ı yüksek olan device'ları bağlamak için kullanılıyor. Mesela OLED display'ler, wireless transceivers ya da RFID ne diyelim, secure SD kartlar falan gibi. Biraz daha yani dediğim gibi bandwidth requirement'ı yüksek olan boardları, sensörleri bağlamak için kullanılıyor. Architecture'ı şöyle. Yine bir multi-access protokolü aslında. Şurada slave'ler var. Burada master var. Bir tane master, birden fazla slave var bu architecture'de. I2C'de biliyorsunuz birden fazla master olabilirdi. Burada olamıyor. Burada master'dan kastımız bizim microcontroller'umuz. Arduino, PIC, ARM Cortex vesaire gibi veya Raspberry Pi. Şimdi clock gördüğünüz gibi hepsine gidiyor. Yani clock sinyali şeyden çıkıyor. Master'dan master'ı sağlayan clock clock sağlayan master zaten. Bakın clock bütün slave'lere giriyor. S clock üzerinden. Şuradan takip edin kabloyu. Şöyle bütün hepsine aynı clock sinyali giriyor. Keza MOSI bu master out slave in demek. Yani master'dan slave'e data göndermek için kullanılan kablo burası. Bu kablo da hepsinde master out, slave in, slave'lerdeki bu şeye pine girecek. Buradan bakın. Hepsine bu kablo giriyor. Yani master bir data gönderdiği zaman aslında bütün slave'ler onu alıyorlar. Burada multi-access protokol olmasından kastımız bu. MISO ise tam tersi. Master input, slave out demek. Yani slave'den bir datayı master'a göndermek istediğiniz zaman bu pin üzerinden gönderiyorsunuz. İşte full duplex olması bu demek. Şimdi buraya bakarsanız master'ı düşünün. Master out slave in üzerinden datayı master'dan slave'e gönderirken aynı zamanda slave'den de ikinci kablo üzerinden de slave'den master'a doğru data akışı mümkün. Onun için işte full duplex oluyor. Şeyde I2C'ye bakarsanız bir tane data kablosu var. Onun için master'dan slave'e bir data gönderirken aynı anda slave'den master'a doğru bir data gönderilmesi mümkün değil. Sonuçta bir tane kablo var. Peki bu multi-access protokolse niye adresleri yok bunların? Çünkü bu I2C'den farklı olarak hangi slave ile komünike edeceğimi biz chip select ya da slave select pini üzerinden belirliyoruz. Bakın burada her bir slave'im slave select ya da buna bazen chip select de diyorlar. Slave select ya da chip select pini var.
Ve bu her bir chipselek, her bir slave için master'da farklı bir dijital pine bağlanmak zorunda. İşte bu protokolü belki de dezavantajlı hale getiren şey de bu. Bağladığınız slave kadar dijital pin kullanmak zorundasınız. Sadece bunları select edebilmek için. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Biz 7 segment display'leri cover ederken ne dedik? Mesela 4 tane 7 segment display olan bir device göstermiştik değil mi? 4, yani orada bizim emülatörümüz üzerinde de öyle. Display 4, display 3, display 2, display 1 şeklinde. Burada da aslında gönderdiğimiz data hepsine gidiyordu. Biz ama hangi 7 segment display'de o gönderdiğimiz datanın display edilmesini istiyorsak önce onu select ediyorduk. Bir select bitine ihtiyacımız vardı. Select pinine. O yüzden de 4 tane 7 segment display için 4 tane ayrı selection için bir pin kullanmıştık. Mesela bizim emülatörde bunlar A5, 4, yani 5, 4, 3 ve 2, 2, 3, 4, 5 A'nın A portunun 4 pinliydi. Bizim deney board'umuz üzerinde ise B portunun üstteki 4 pini, 7, 6, 5, 4 eğer deney pin şeyine bakarsanız. Bottom line aynı mantıkla çalışıyor. Yani siz öncelikle hangi slave, bunları display device olarak düşünün. Hani sizin tam anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Gönderdiğimizde şu anda kiminle komünike ettiğimi chip select'le belirliyorum. Dolayısıyla burada chip select her bir chip select her bir slave için ayrı bir tane chip select pini olmak zorunda. Burada 3 tane slave var. Dolayısıyla 3 tane chip select var. Bizim yani SPI'yi belki en dezavantajlı kılan taraf burası. Fakat bunu yaptığınız zaman avantajlar ortaya çıkıyor. Artık bunlara slave'lere adres esan etmek zorunda değilsiniz. Çünkü zaten buradan slave select ya da chip select üzerinden öncelikle slave'i seçiyorsunuz, sonra da datayı gönderiyorsunuz. Böylece bakın hiç adrese falan gelmeden yani protokolün çok daha basit hale geliyor. Bottom line en az 4 tane pine diye. Mesela bir tane slave, bir tane master olsun en az 4 pine ihtiyacınız var. Clock, Mozi, Mizo ve Chip Select. Dolayısıyla en az 4 tane pine ihtiyacınız oluyor. Bir basit communication örneğine bakarsak daha iyi anlayacaksınız. Diyelim ki şu slave ile komünike etmek istiyorum. Öncelikle onun chip select'ini 0 yapıyorum. Normalde chip select 1 oluyor select etmediğiniz zaman. Select etmek istediğiniz zaman bunu 0 yapıyorsunuz. Dolayısıyla chip select ya da slave select'ten 0'a getirdiniz. Daha sonra clock pininden clock vermeye başlıyorsunuz. Clock normalde high bitte duruyor olması lazım. Bundan çok emin değilim ama yani transmission yokken clock 1'de duruyor olabilir. Bundan %100 emin değilim yalnız. Daha sonra her clock şeyinde her clock'da bir tane bit gönderiyorsunuz. Most significant bit first olmak üzere. Bakın burada 0 1 0 0 0 0 1 1 8 bitlik bir data göndermişiz. Burada her clock'ta bir tane şey gönderiyorsunuz. Artık burada gönderdiğiniz datanın başına sonuna framing falan yapmanıza gerek yok gördüğünüz gibi. Direkt clock'a basıyorsunuz. Chip'i select ettikten sonra arkasından da her clock'ta bir tane bit gönderiyorsunuz. Karşı tarafa, slave'e. Ve bunu Mozi üzerinden gönderiyorsunuz. Çünkü buradaki data direction master'dan slave'e doğru. Zaten bu master out, slave in demekti. Yani master'dan data çıkacak, slave'e girecek. Bu tarafa doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi çok yani extremely simple bir protokol. Hiç framing falan da yapmanıza gerek yok. Direkt chip'i select edip bastıktan sonra her clock cycle'da bir tane data pinini karşıya gönderebilirsiniz. Peki slave'den bir şey almak istediğinizde ne yapacaksınız? O zaman da bakın kullanılan pin wire farklı. Bu sefer master in, slave out. Yani slave master'a bir data gönderirken bunu üzerinden yapacak. İkinci kablo üzerinden yapacak. İşte full duplex olması bu. Yani data hem buradan buraya gelirken aynı zamanda buradan da master'dan da slave'e doğru bir data gidebilir. Çünkü bunlar iki tane farklı kablo. Tabii ki Mizo'dan çıkan data da yani slave'den çıkan data yine her clock cycle'da gönderilecek. Master'da bunları okudukça convert edip hangi bir datanın gönderildiğini öğrenecek. Bottom line gördüğünüz gibi SPI çok bu copy paste hatası burası SPI olacak. SPI gerçekten çok kolay bir protokol. Evet bu I2C değil SPI olacak burası. Copy paste'in zararları. Çok yani extremely trivial bir protokol I2C ile karşılaştırıldığı zaman. Şöyle bir özetleyecek olursak 4 tane kablo kullanıyor. Biliyorsunuz I2C 2 kablo kullanıyordu. Burada en az 4 kablo. Hatta slave sayısı arttıkça burada bir slave varsa 4. Mesela ikinci bir slave ekleyin kablo sayınız 5'e çıkar. Üçüncü slave ekleyin. Her slave için yeni bir tane chip select eklemeniz gerektiği için yeni bir kablo ekliyorsunuz.
Avantajı ne peki? Daha high speed data gönderebiliyorsunuz. Protokol içinde framingle falan hiç uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Synchronous mu? Evet. I2C gibi synchronous bir protokol. Seri mi? Evet. Fakat I2C'den farklı olarak full duplex bir protokol. Yani number of slaves tabi istediğiniz kadar bağlayabilirsiniz ama tabii ki her bir slave için bir tane select pin'i bağlamanız gerektiği için sonuçta dijital pin sayınızdan daha fazla da slave'i bağlayamazsınız. Bottom line, SPI is a synchronous protocol. Asynchronous değil. Önemli. Full duplex ve high speed, yani şeye göre daha high speed. O yüzden de daha çok high speed device'ları bağlamak için kullanılıyor. Avantaj dezavantajlara bakarsanız, avantajlar, hiçbir framing yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani stop ve stop bit'e falan ihtiyacınız yok. Direkt datayı basmaya bir başlıyorsunuz. Arka arkaya istediğiniz kadar data basabilirsiniz. Addressing'e de ihtiyaç yok. Çünkü bağlı olan bütün device'ların chip select'leri var. Hangi slave ile konuşacaksanız onu, o slave'in chip select'ini enable edip onunla konuşuyorsunuz. I2C'den daha hızlı ve full duplex. Avantajları bunlar. Dezavantajlarına bakarsanız daha fazla kablo kullanıyor. Yani en az 4 kablo lazım. Tek slave varsa 4. Dediğim gibi 2 slave varsa 5, 6 diye böyle gider. Batımdan kablo sayısını artırmış oluyorsunuz. İşte klasik trade-off'lara giriyoruz gene. I2C'de çok az kabloyla çok fazla slave ile konuşabilirim. Ama half duplex ve bandwidth'i düşük. SPI'de ise çok daha fazla slave ile, yani daha high speed'de addressing olmadan konuşabilirim. İletişim yapabilirim. Fakat kablo sayımı artırmak zorundayım. Çünkü her slave için bir tane chip select yapmam gerekiyor. Acknowledgement'i yok. Biliyorsunuz I2C'de bir byte alındığı zaman acknowledge ediyordu bunu aldım diye. Bu tabii ki protokolün yavaş olmasına da sebebiyet veriyor. Ama en azından gönderdiğiniz datanın karşı taraftan, karşıdaki device tarafından successful bir şekilde alınıp alınmadığını öğrenmenizi sağlıyor. Burada öyle bir mekanizma yok. Error checking mekanizması yok. Biliyorsunuz UART'ta parity ekleyerek error checking ve yani error control ve EDC diyorlar buna. Error detection correction. Bunu yapmanız mümkün değil. Bir tane master'a izin veriyor. Halbuki I2C daha fazla master'a izin veriyor. Ya bottom'dan bakın 3 tane protokol gördük bu hafta. UART, I2C ve SPI. Hangisini kullanacağınız tamamen size kalmış. Sonuçta çoğu mikrokontroller bu 3 interface'i de sağlar. Hatta modern mikrokontrollerların çoğu bunlardan, bu interface'lerden çok sayıda veriyor. Yani bir tane değil, birden fazla UART, SPI ve I2C interface'i olan şeyler var. Onun için bir mikrokontrolörün data sheet'ine baktığınızda bakmanız gereken parametrelerden bir tanesi de bu. Hangi interface'leri ve hangi interface'den kaç tane size veriyor? Bunu, yani bir şeyi seçerken, mikrokontrolörü seçerken bir application için genelde bu da önemli parametrelerden bir tanesi. Ben sadece şunu göstereyim size. Bakın direnç.com'da bir tane OLED ekranı SPI ile çalışıyor. Zaten üzerinde bakın yazar SPI diye. Genelde dediğim gibi bu tür OLED ekranlarını yani touchscreen grafik ekranlarını SPI üzerinden şey yaparlar, desteklerler. Yani onun için satarken adamlar belirttiler bu bir SPI ekranıdır diye. Onun için bir sensörü, breakout sensörü alırken mutlaka onun interface'lerine de bakın. Bu bir I2C sensörü mü, SPI sensörü mü, yoksa normal dijital pinlere bağlanan bir sensör mü? Çünkü bunların hepsinden örnekler verdik bu ders boyunca. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya PWM sinyalinden bahsedip dönemi kapatacağız. Hepinize sağlıklı günler.